Ülke nüfusunun 1/4 İstanbul'da yaşıyor. İstanbul nüfusunun da 1/4 çocuk. Biz yaklaşık 10 yıldır çocuklarla çalışıyoruz. Belirlediğimiz bazı temel başlıklar altında her yıl yaklaşık 13 bin çocuğa dokunuyoruz. Şimdi bütün bunların bir gün önümüze büyüyen bir metropolde büyümek nasıldır, nasıl bir şeydir sorusunu getirmesi galiba kaçınılmaz bir şeydi. Ve 5 yıl kadar önce bu konuya da bir anlamda bu konuya da el atmış olduk. Stüdyo Ex İstanbul'da tanışmak da iyi bir fırsat oldu bizim için. Onlardan da çok şey öğrendik. Bu işbirliğimiz hala devam ediyor. 5 yıldır bu konu üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz. Şimdi büyüyen bir metropolde büyümek çocuk gözünden nasıl bir şeydir? Çocuklar bunu nasıl algılıyor? Ne hissediyorlar? Neler düşünüyorlar? Neleri dert ediniyorlar? Bütün bunları bu 5 yıl boyunca çocuklarla beraber tartıştık, ele aldık. Bu açıdan onlar bizim yol arkadaşlarımız oldu. Bir anlamda da çözüm ortaklarımız oldu. Bu çalışmamız hala devam ediyor. Şimdi bu çalışmayı yaparken bazı referans noktalarına ihtiyacımız vardı. Birbiriyle bağlantılı 3 tane referans noktası belirledik kendimize. Bunlardan bir tanesi kent-çocuk ilişkisine, kent-çocuk iletişimine, oyun parkları, oyun alanları üzerinden değil, kentin bütün açısından bakmak gerektiği gerçeği bir referans noktamız oldu. Çünkü çocukluk geçici bir şey, çocuklar ise kalıcı. Yani her zaman kent nüfusunun çok önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Kenti bir ekosistem olarak ele alırsak, bunun çok önemli bir parçasını da çocuklar oluşturuyor. Dolayısıyla çocuklar bir nesne değil, bir özne. Birinci referans noktamız bu. İkinci referans noktamız ise şehir planlamasını ve tasarımı tartışılabilir, sorgulanabilir. Üzerinde çokça paylaşın düşündüğü bir şey olmasına katkıda bulunmak. Hangi taraftan? Çocuklar tarafından tabii bu katkıyı sağlamak. Çünkü hepimiz biliyoruz ki İstanbul çocukları dinlemiyor. Yani sadece çocukları değil, engelliyi de, yaşlıyı da, bir takım daha küçük dezavantajlı grupları da dinlemiyor, çocukları da dinlemiyor. Dolayısıyla İstanbul'un çocukları dinlemesi gerekiyor. Bu sadece bizim için olması gereken bir şey değil, bu aynı zamanda onların hakkı. Yani çocukların kendilerini ortaya koyma, ifade etmeleri hakları. İkinci referans noktamız buydu. Üçüncü referans noktamız ise çocukları interaktif bir ortamda kendilerini özgür, bağımsız ve aynı zamanda nitelikli olarak ifade edebilecekleri mekanlar ve fırsatlar yaratmak. Üçüncü şeyimizde, referans noktamız da buydu. Bu her üçünü de mümkün olduğunca gerçekleştirmeye çalıştık. Size bir iki rakam, bir iki neler yaptık bu 5 sene içinde bir iki şey ifade etmek istiyorum. Ardından da çocuklar ne söylediler, onlardan ne öğrendik? En önemli kısmını hemen hızlı geçmek isteriz. Aşağı yukarı 1700 çocukla çalışmış olduk bu süreç boyunca. 4-7 yaştan 15 yaşa kadar farklı yaş gruplarıyla çalıştık. Ve özellikle de sosyoekonomik açıdan farklı kesimlere mensup çocukları bir araya getirmeye çok özen gösterdik. Bunu nasıl yaptık? Büyük ölçüde bizim devlet okullarıyla olan ilişkilerimizden yararlandık. Programları ücretsiz yapma konusunda büyük bir çaba gösterdik ve çoğunlukla bunu başardık. Dolayısıyla farklı kesimlerden çocukları da bir araya getirmeyi büyük oranda mümkün hale getirdik. Hem katkısı açısından bu çok gerekliydi, hem de bu çocukların birbirlerine dokunması, birbirini tanıması, birbirlerinden öğrenmesi için de çok önemliydi. 100'den fazla atölye gerçekleştirdik bu dönem boyunca. 18 farklı başlık altında çalıştık. Bunların hepsini tek tek yani şey yapmaya gerek yok herhalde. Bütün bu çalışmalar boyunca çocuklar ne yaptılar? Yani çocuklar zaman zaman bir şehir planlamacısı oldular. Kendi yaşadıkları bölgeyi gözlediler, tanımladılar, tarif ettiler
bununla da yetinmeyip dönüştürdüler. Yani kendi, sadece kendilerini düşünerek de yapmadılar bunu. Etrafta yaşayan herkesi, bütün canlıları dikkate alarak kendilerinin düşündüğü bir semt, kendilerinin düşündüğü bir mahalle, mahallelerinin nasıl olması gerektiği yönünde dönüştürdüler. Şehir planlamacısı oldular, hayallerindeki şehri kurdular. Kendi yaşıtlarından bir başka ülkenin çocuklarına İstanbul'u anlattılar. Bize İstanbul'u tarif ettiler. Kokusuyla, rengiyle, sesiyle, çağrıştırdıklarıyla İstanbul'u tarif ettiler. Bütün bu çalışmaların çok kıymetli, çok değerli çıktıları tabii ki oldu. En önemli çıktısı da çocuklarla beraber çalışıyor olmak, onları duymak ve en önemli görevimiz onların sesini de duyurmak tabii. Ben şimdi çocuklardan neler öğrendik konusunda Sibel'i çağırmış oldum. Teşekkürler. Ben koşarak geldim çünkü zamanımız çok az ve çocukların söyleyeceği çok fazla şey var. Bu kadar kısa zamanı nasıl sıkıştıracağımızı epey çalıştık. Pek de beceremedik. Nereye kadar gidersek bakalım. Şimdi bunlar atölyelerimizden birkaç görüntü, bunları geçiyorum. Şimdi bir İstanbul tablosuyla karşılaşacak çocukların gözünden İstanbul, bakalım nasılmış, bize nasıl bir resim çiziyorlar. İstanbul deyince akıllarına ilk gelen kelimeler neler, renkleriyle, sesleriyle, kokularıyla böyle bir İstanbul. Kalabalık, tarihi yapılarıyla, trafiğiyle, boğazı, hava kirliliğiyle. Kız Kulesi, Galata Kulesi gibi sembolleriyle, gri bir İstanbul, açık ara gri bir İstanbul, kahverengiler, siyahlar da var yollarıyla, binalarıyla, mavisi, deniziyle ve onlarla hemen bağlantılı korna sesleri, insan konuşmaları, egzoz kokuları, çiçek çimen de var arada, çöp kokuları, sigara kokularıyla böyle bir İstanbul. Yani bizim İstanbul'umuzdan hiç farklı değil. Şimdi biz birkaç başlık altında toplamaya çalıştık bütün bu verileri, çocukların bize ne dediklerini. Bu başlıklardan biri ve belki de en temel olanlarından biri, çocukların çok iyi gözlemciler olduklarını gördük. Bu konuda eşit düzeyde olmadıklarının hemen altını çiziyoruz. Ne demek çok iyi gözlemciler? O alttaki çizimden zaten görmek kolay. Burası bilenler için Eyüp görüldüğü gibi ve bütün detaylarıyla Eyüp. Bu çok iyi gözlem yapan, hem sözel olarak çok iyi aktaran, hem çizimlerine yansıtan, paylaşan çocukların genel olarak geleneksel mahallelerde yaşayan çocuklar olduğunu gördük. Sokakta oynayan çocuklar bunlar. Esnaftan alışveriş yapan çocuklar, komşuluk ilişkileri olan çocuklar. Sokakta karşılaşmalar yaşayan çocuklar olduğunu gördük. Bu çok net biçimde bizim önümüze geldi. Bu görsel bize şunu anlatıyor. O çocuklar sadece fiziksel özellikleriyle mekanı tanımlamıyorlar. Bütün sosyal karakteristikleriyle ve insan faktörüyle birlikte. Burada hemen dikkatinizi çekmiştir. İsimler var. Can Kırtasiye de İpek abla, Dilek Kırtasiye de Orhan abi, komşu isimleri var, Şaziye teyze, arkadaş isimleri var, sokak arkadaşları ve hatta hayvanların isimleri var, sarmaşıklar, naci kuş, daha benekli, karam vesaire, pek çok şey çıktı. Dolayısıyla bu çok tipik, yani bütün sosyal karakteristiklerin de yansımış olması. Daha steril ortamlarda yaşayan, bu biraz önce tanımlamaya çalıştığımız mahalle, geleneksel mahalle kültüründen daha uzak olan çocukların aktarımları hep daha sade, daha az ayrıntı ve belki söyleyecek sözleri var ama nasıl aktaracaklarını bilemediler ve genel olarak yaygın bir biçimde daha sade aktarımlarla karşılaştık.
Mahalleyle ilgili birkaç böyle çocukların dilinden şey koyduk, oturduğum yeri hiç tanımıyorum, sokakta çocuk tanımıyorum, tanımaya iznim de yok çünkü dışarıya çıkmaya iznim yok. Ya da biz zaten 3-4 bina akraba yaşıyoruz, güzel bir şey tanımak, bakkalı tanıyorum, kendimi iyi hissediyorum ve diğerleri ve diğerleri ve daha pek çok şey. Çok enteresan şeyler var içlerinde. İkinci, böyle çıktıları toplayabildiğimiz ikinci ana başlık, kendi ihtiyaçlarına uygun alanlar açtıklarını gördük. Bunu çok çok yansıttılar, yoğun bir biçimde. Ne demek bu? Burada da hemen görüyoruz aslında yeşil alanları, ama daha çok boş alan oluşturmaya çalıştılar kendilerine. Bunun için binaları yıktılar ya da birleştirip bir araya toplayıp kendilerine yer açtılar. Kaldırımları genişlettiler bu arada vesaire, ama bir tür boşluk ihtiyacını çok gördük. Hemen bakalım, tanıyorum var. Bu bulunduğu bölgeyi çizen bir çocuk. Görüyorsunuz ev. Sonra şu üst tarafı unutmayın. Oralar, ki burada bakalım isterseniz, oradaki evler kalkmış, buraya 12 katlı bir sürü evin olduğu siteler yapılmış. Yani o evler birleştirilmiş, kazanılan yerlere kırtasiyeler, sosyal tesisler, oyun parkları, okul, otopark vesaire gibi ihtiyaçlar yerleşmiş. Şehir plancıları iyi okuyordur herhalde. Yeşil alan ihtiyacı, yeşil alan ihtiyacı 3 kere tekrarlamak istiyorum çünkü öyle o vurguyla çıkıyor. Ağaçlandırma, yeşil alan ihtiyacı ve bu örnekte gördüğümüz gibi bu çocuğun ilk çizimi bulunduğu bölgeyi, sonra bunu dönüştürürken her yeri ormana çevirmiş, yani öbür uca kaymış. Yeşil alan ihtiyacını çok gördük. Enteresan olan şey, çocuk parklarını daha az gördük çocukların çizimlerinde. Yani var olan parkları, bölgelerindeki var olan parkları da az gördük. Ama dönüştürdükleri zaman bölgelerini, o dönüştürdükleri alanlara da çocuk parkı değil, yeşil alan eklediklerini gördük. Ağaçlandırma yaptılar, işte ucu ormana kadar varan dönüştürdükleri şeyler var. Niçin? Niçin'in cevabı burada. Nefes almak için, piknik için, içimiz açılsın diye, oyun oynamak için, oksijen alabilmek için çok nedenleri var. Hepsinde de çok haklılar. Parklara değinmek istiyoruz bir parça. Çünkü Bernard Van Leer Vakfı'nın İstanbul 95 projesi kapsamında biz de çocuklarla ve ebeveynle oyun parklarına dair bir dizi belediyelerde atölye çalışmaları yaptık. Onun çıktılarından da çok kısacık bahsedeceğiz. Ama buradaki şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu bizim diğer kent atölyelerindeki çizimlerimizden biri, bir çocuk çizimi. Sıkıcı parklara elveda. Mesaj ağır. Bebekli Almanya'daki gibi farklılığı olan parklar olsun. Ve başka öneriler de var. Yani çizim bu. Yazıya dökmüş artık bu çocuk, daha iyi anlayabilmemiz için, daha iyi anlatabilmek için. Parklarla ilgili yaptığımız çalışmada 4-8 yaş grubuyla çalıştık ve ebeveynle ve tabii ki söylememe gerek var mı bilmiyorum, %99'u anneydi katılımcıların, babaları ilgilendirmediğini de gördük bu arada. Oyun dediğimiz zaman, bir beyin fırtınasıyla başladık o çalışmalara. Oyun dediğimiz zaman akla gelenler bunlar. Hepimizin aklına gelenler büyük ihtimalle mutluluk, neşeden. Korkular var, hijyen var, güvenlik var vesaire. Ebeveyn eskiden oyun dediğimizde onlar için, onların zamanında kendi çocukluklarına döndüğünde bu şekilde tanımladılar kendi çocukluklarını.
dönemindeki oyunlarını, eskiden mahalle vardı, paylaşım vardı. İşte yağmur yağardı, biriken suların içinde ıslanır ve çok eğlenirdik. Çamurdan tencere tava yapardık. Her şeyimizi kendimiz yapardık. Bunlar çok şey tercüme edilebilir yani oyun parklarına. Burayı almadık sanıyorum. Çok enteresan başka bir şeyle karşılaştık. Bir anne şey dedi, çocukluğunda kaç yaşlarında hatırlamıyorum şimdi, oyun parkı açıldığı zaman bölgesine bir iki defa gittik ve vazgeçtik dedi. Çünkü sokaktaki oyun çok 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 daha enteresandı bizim için. Orada kuyruk muyruk da oluyordu ilk zamanlar ve çabucak vazgeçtik, vazgeçebildik. Aileler oyun parkından bekledikleri dört temel kriteri böyle sıraladılar. Temel ihtiyaçlar çok önemli. Hem bizim için hem çocuklarımız için. Güvenlik en tepelerde, oyun çeşitliliği istiyoruz, etnek oyun, yaratıcı oyun ve doğayla ilişki. Onların ilk dörde taşıdığı kriter bu. Biz onların önlerine yaklaşık 11 kriter koyduk. Bu 11 kriter üzerinde epey, yani çok çok kısa anlatıyorum. Grup çalışmaları yaptılar, ifade ettiler sıralamalarını, tartıştılar aralarında ve genel olarak toplam için sonuçlar bu şekilde sıralandı. Bakın burada enteresan bir şey var. Anne bebek yeri yapan bir çocuk var burada. Çocuklar harika biçimde ifade ettiler. Ne istiyorlar? Hayallerindeki oyun parkı ne? Böyle çok fazla çizimimiz var. Birkaç tanesini aldık buraya. Hepsinin de açıklamaları var ama nasıl gidiyorum bilmiyorum ama hızlı gitmeye çalıştığım için geçeceğim. Bu enteresan. Bir kere hazır şeyler var baktım. Tamam. Harika. Hazır şeylerden yani istemiyorlar ve kaçıyorlar. Kendi yaptıkları, birkaç şey vurgusu var bütün bu çizimlerde topladığımız zaman. Doğayla ilişki istiyorlar. Hem arkadaşlarıyla hem de aileleriyle birlikte oyun oynamak istiyorlar. Yaratıcılıklarını kullanmak, kendileri bir şey üretmek istiyorlar. Kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Yani bütün bu çizimlerden toparladığımız en kritik talepler bunlar oldu bu yaş grubu için. Şimdi yeşil alanları, oyun parklarını hızla geride bırakıp mega kentin makro sorunları diye böyle kocaman bir başlık açtık. Biz de korktuk açtığımız başlıktan. Ama yani o arkada gördüğünüz post-itler çocukların bize İstanbul'u tanımlarken yansıttıkları mega kentin makro sorunları işte bunlar onlar için. Yani kalabalık çok çok önemli. Zaten hatırlarsınız İstanbul deyince akıllarına ilk gelen şey kalabalıktı. Çöp dolu olması, hava kirliliği, inşaat, arabalar vesaire. Kalabalık için farklı çözümleri var. İşte nüfusu dağıtmak için İstanbul'a giriş şartları koyuyorlar vesaire vesaire. Otopark ve trafik sorunu yani çok çok yukarılarda çocuklar için. Çünkü hayatlarına müdahale eden araçlar olarak tanımlıyorlar onları. Bakın bu çocuk bir otopark çizmiş hemen. Oyun parkının altını otopark haline dönüştürmüş. Yollar yapanlar, bisiklet yolu çizenler... tuzaklar kuranlar, ters yönden giriş olmasın diye kavşaklar, yaya geçitleri, tüneller, arabayı buraya aldık mı bilmiyorum, arabaları tamamen bisiklet yolu, bakın trafik ışığı vesaire. Burada enteresan başka bir şey daha var, güvenlik siteler ve güvenlik, birazdan vaktim yetecek de oraya da değinmek istiyoruz. Her yerde güvenlik görüyorsunuz. Trafiği düzenlerken de bunları söylüyorlar. Arabaların yerin altından geçmesi için alt geçitler, yakına otobüs, metro durağı,
otoparkları çok fazla bulup yer kaplıyor diye kaldıranlar var. Yok arabaları kaldıralım diye otopark yapanlar var. Karma karışık arabalarla ilişkileri. Ve bu hani mega kentin makro sorunlarını bir çocuk en iyi şekilde sanıyorum hepimizin katılacağı biçimde bu şekilde ifade etmişti. Başka bir kocaman başlık, yeni kentleşme formunun sancıları. Ne demek? Yani yeni kentleşme formunun sancılarını biz söylüyoruz tabii ki. Onlar bunu ifade ederken en önce AVM'lerden bahsediyorlar. Yaşadığı yer. Herkesin yüzü gülüyor. Bu kadar etkileyici. Biz çoğu zaman aramızda şey yani hem çok gülüyoruz hem de çok ağlıyoruz birlikte. Birazdan sesim titremeye başlayabilir bu kadar yalın anlatımlarda. Çocukların alışveriş merkezleriyle aralarında biz onu hep şöyle tanımlıyoruz. Bir aşk-nefret ilişkisi var. Hayatlarının çok içinde AVM'ler. Onlarsız bir hayat düşünemiyorlar ama hep bir alıp veremedikleri bir şey var. Dertleri var alışveriş merkezleriyle. Çünkü alışveriş merkezinin içine ağaç diken çocuklar gördük yeşillendirmek için. Ya da bakkalı alışveriş merkezinin içine taşıyan çocuklar gördük. Bunlar çok çarpıcı şeyler. Son yıllarda, bu yıl yaptığımız bir çalışmada, bu yıl yaptığımız çalışmayı Hollanda'da Rotterdam şehrinde de gerçekleştirmiş olduk ve sonuçları da karşılaştırdık. Orada gördük ki bu yıl AVM'ler, ben ekliyorum bunu ve tırnak içinde, ne yazık ki çocukların hayatlarında artık daha kabul edilmiş şekle dönüşmüş. Artık o kadar ağaç dikmiyorlar içine. 5 yıl önce olduğu gibi. Ama burada İstanbul'un çok bilinen Zorlu Center'ını görüyoruz. O bölgede de yaşayan bir çocuk. Zorlu Center var ve dönüştürdüğü zaman orayı kocaman bir yeşil alana, açık hava parkına dönüştürdü. Bütün Zorlu'yu. Zorlu yok, yerinde açık hava parkı var dedi. Ve bunu çok güzel anlattı. Herkese. Yani çok güzel ifade etti ve çok içten ifade etti. Bunlar söyledikleri. Kusura bakmayın AVM yapamadığa dikkat çekmek istiyorum. AVM olmazsa olmaz. Siteler bir başka kafalarının çok karışık olduğu bir konu. Siteler hayatlarında artık var olmuş bir şey. Bunu gördük, görüyoruz. İşte sitelerin olduğu bir bölge. Sitelerde yaşayan çocuklar için de siteler var doğal olarak. Sitelerde yaşamayan çocuklar için de siteler var. Hayatlarına girmiş, dahil olmuş artık. Bu çocuk sitelerde yaşayan bir çocuk. Bu çocuk bulunduğu bölgeyi, evi, evleri, şurayı göreceksiniz, site haline dönüştürdü. Dönüştüren pek çok çocuk var bu örneği. Ya da siteleri tümüyle kaldırıp hayvan hastanesine dönüştürenler var. Sitelerle de bir kavgaları var çocukların. Daha güvenli olduğu için, işte daha rahat oynayabilmek için, evleri bir araya toplayarak yer kazanmak için site mi yaptık derken mahallenin yanına site yaptık ki bizleri daha iyi tanıyabilsinler diyen çocuklar da var. Yani o sitelerin ayrıcalıklı ve elit şeyinin farkına varıp bu aradaki duvarları yıkmaya çalışan çocuklar da var. İnşaatlar bir başka inşaatlar görüyorsunuz bütün çizimlerde inşaat alanları var, futbol sahasına dönüşmüş, inşaat alanı, boş alan, boş araziler,
burayılar sohbet alanlarına, tiyatro alanlarına, parklara, yeşil alanlara dönüşmüş. İnşaatlara müdahale ediyorlar. Yeter artık bu kadar ev diye de, bunlar da sözel ifadeleri. Son şey konumuz ve en önemli başlıklardan biri, sosyal sorunların çok fazla farkındalar. Sosyal sorun derken okul onlar için çok 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 önemli bir sorun alanı. Birkaç şey istiyorlar. Bir, yakın okul istiyorlar. İki, özel okul, devlet okulu meselesinin çok fazla farkındalar. Daha fazla devlet okulu istiyorlar. Acaba özel okulların şartları daha iyi, sınıflar daha az, özel okulda olsa mı diye onu da çizenler var. Ama devlet okullarının sayısı artarsa şartlar da iyileşecek düşüncesiyle çok fazla devlet okul ekleyen var. Üç, okullarla ilgili eğitim sisteminin sonuna kadar sancılarını yaşadıkları için sınav sistemi, o bu, bir sürü devamı olan okul istiyorlar. Göreceğiz şimdi hemen bir tanesini. Devlet okulu, özel okul, bir sürü okul eklenmiş bir çizim. Ve anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite zinciri yapan çocuklar var. Çünkü kurtulmak istiyorlar, bu arada ne olacak şimdi, karar vermeler, iyi okul seçmeler meselesinden. Evet, bizim orada bir tane özel okul var, çok pahalı, kimse gidemez, daha fazla devlet okulu olması lazım vesaire vesaire ve devlet hastaneleri, hastaneler, daha fazla hastane, sağlık ocakları dertleri var. Ve sosyal sorunlara, şunu bırakayım, bittiği belli olsun, ve sosyal sorunlara bu duyarlılıkla yaklaşan çocuklar var. Engelliler, engellileri düşünen, hayvanları düşünen, yaşlıları düşünen, huzur evleri yapanlar, yoksulları düşünen, daha ucuz şeyler, ucuz akbil var burada, bedava şey var, daha ucuza market var. Suriyeliler için çözümleri var. 3 ay süreyle Suriyelilere ucuz mal verebilecek yerler, ama 3 aydan fazla olursa tembelliğe alıştırabiliriz diyenler var. Var. Evet. Çok hızlı geçtim. Çok farkındayım. Bizim söyleyecek çok sözümüz var. Şimdilik bu kadar toparlayabildiysem. Teşekkür ederim. Shindi, I would like to introduce Damon and Jay. They are going to talk to us about also young people, as they call it, which I want to also use this from now on also, in Philadelphia, and a project that they're conducting there. We know them as also Hector professionally, so please take the stage, Hector. Thank you already. Merhaba, I'm Jay Shin. I'm Damon Rich. We are happy that you're having this conference, and even happier that to be here with you to discuss how we can make cities better for young people as a part of designing places that better support the desires of all people and other life. In our work as designers and planners, we have found that there are many ways for young people to play roles in understanding and making cities. They can be urban investigators, looking around, documenting what they see, maybe as a city rebuilds its sidewalks, creating representation of the environment like this model as part of biology class, and analyzing the forces that shape it, like this analysis of how New York City gets rid of its garbage. And this kind of work can make the city more public and knowable for people of all kinds of ages. So for example, in our city where we live and work, when there was an attempt to build the political power to rewrite the development regulations for the first time in 50 years,
Over 200 young people and other residents built this model of the city, showing its 30,000 buildings in different land use colors. The model was fabricated in workshops all over town, in churches, in mosques, in schools, and in living rooms, where people came together to build their part of the city. It was put on display in the main library to celebrate the town's 350th anniversary, and used as a focal point for sharing stories about struggles and fights around development, design, and architecture. So for example, the defeat after a long fight of a highway that was proposed that would have displaced 30,000 black and brown people. And we know that their work can contribute to the realization of built spaces, like this group of young people who investigated the city's waterfront, making maps, examining documents, and conducting interviews, learning from their neighbors about how people in this place have worked and fought to have democratic control of their living environment, and proposing ideas like this riverfront roller coaster and factories that just produce the smell of chocolate, and unveiling their visions of the riverfront in the year 3000 at a press conference with the mayor, and creating an installation of insulation outside the door where everyone pays their water bills in order to kick off a larger discussion about creating a new shared spaces at the waterfront. Eventually leading to the realization of the city's very first riverfront parks, which among other features focus on opening the city as a teaching tool. For example, with these engraved railings at the edge of the river that ask, what is that concrete platform? And say, well, if you want to answer that, you will need to learn about the history of sewer in this place, that only 107 years ago, there were no sewers. And when this caused problems, they built pipes that took dirty waters to the river, which in turn caused other problems, so they built a huge machine to clean the water, which works pretty good unless it rains, which makes it overflow in the river. So the concrete platform that you see over there is part of a filter to help control disease sewer, control these sewer overflows. So these can become places to learn and share stories. And these logs that carry stories about the past industrial uses of the riverfront, including labor disputes and explosive accidents, perpetuating these stories of struggle and self-determination into the future, creating places where the community comes together to better know itself. So one of the perspectives that we really want to share is that the view from 95 centimeters is not just a physical one, like you're walking around on your knees, but it's really an ethical one. And we think that young people's near obsession with process and fairness can really serve as important reminders for us older people, so that even though we might find things like metrics and best practices and standards to be very useful, if they lose their connection in the process of creating democratic control of the environment, they might not be taking us where we want to go. So the story that we want to share with the rest of our time takes place in the city of Philadelphia in the southeast. As you can see, it's a pretty dense neighborhood surrounding this park, about 4 acres in size. People live in these pretty dense row houses and shop on a street where most of the businesses today are owned by Cambodian immigrants who came to the city in the 1980s. And the neighborhood is really full of all kinds of people. Here you see a map where every dot represents one person in the color of the ethnicity that they marked on the United States Census. So since the 1970s, this neighborhood has received many, many residents from Cambodia, Vietnam, Laos, Syria, Afghanistan, Bhutan, in addition to the existing African American and Italian American communities that are there. So with all these people and not much space, this little piece of green is full of life and very important in the day-to-day rhythms of the neighborhood. With that said, it's a 100-year-old park
that has received very little public investment since it was created. So everyone has long lists of complaints and dissatisfactions, like not enough play equipment for kids to climb on, resulting in knocking over bathrooms to get on top of other things. Not many places to sit to catch up with your friends, except on the curb or on the grass. And in the face of these conditions, people have taken things into their own hands and made a do-it-yourself series of features. Like, for example, this foot volleyball court that was built that satisfies that desire, but on the other hand, kicks up huge clouds of dirt that float over to where these elders bring their own furniture to gamble on card games because they don't want to be seen by the small kids. And when it rains, of course, it becomes a big mud hole. Most recently, the most dramatic and traumatic thing to happen in the park is that there was a group of beloved, although not legally licensed, food vendors that were ejected by the police after there were some gunshots fired between two groups of people. Now, when we were first involved with this project, it wasn't just against that backdrop, but the backdrop of some of the politics going on in our country that you might have heard about, including the notorious Muslim ban that was proposed and eventually implemented by the President of the United States, which was a very direct threat to many people in this neighborhood. So the people there, we found, had very different relationships to the government. Some knew about it and were very familiar, but others, such as recent refugee arrivals from Bhutan, said, well, in Bhutan, we tried to talk to the government and they shot bullets at us. So we thought that collectively, an important first step of the process would be to do an investigation of how do these things work? What is the social infrastructure behind a physical park? And we thought there would be no one better than young people to ask the hard questions. So a coalition of community organizations charged a group of young people between ages of 13 and 17 to go out into the world to answer one question, which is, what does Southeast Philly have to do to get Mifflin Square Park rebuilt how it wants? So this was the group of us that spent about 9 weeks, 2 summers ago, trying to answer this question, beginning with brainstorming and looking around, what's good about parks, what is not very good, doing physical surveys, trying to understand the neighborhood through the cigarette wrappers or other types of garbage that we found throughout the place, going to libraries to look at archival maps to understand the development of the neighborhood around this green space and how it looked over that time, and then digging through the news archive. And this ended up being very, very important because many people said all kinds of things, maybe like you've heard, like, this place was very clean until the Cambodian people came, or this place was very peaceful until the Vietnamese people came. But these students found articles like these you see here. 1929, campaign on the way for clean streets. 1941, in this park, youth shot in new riot outbreak. So the racialization and this park as an arena of turf battles was something with a very long history. Taking these materials, we were able to cut them up and try to remix them to try to imagine what a memorial or what a manifestation might look like to the spirit and the qualities of this place. And then we got ready to go out and ask hard questions of adults. So beginning with brainstorming how we were going to interrogate them, and then going out to their offices, first in neighborhood organizations, talking to various groups, the representative of the Cambodian Association, the Bhutanese Association, et cetera, talking to municipal workers like the landscape architects within the Parks Department, and then using our skills of observation to break down what we had seen. Did we believe what people were saying? Did we think they were lying to us? What did we learn? And again, with young people's, I think, focus on questions of ethics and fairness, they were very quick to focus in on, say, how a city official might have a very different attitude to an Italian-American woman selling food illegally in the park versus a Cambodian person. We went and visited the local council person who blew everyone's mind by saying that he didn't think that raising the money, about $4 million, was going to be the biggest problem. He thought that getting 80% of the people in the neighborhood to agree on a single idea for rebuilding the park would be the biggest challenge.
So the students began to think about how they would present what they learned back to their own community, studying the administrative structure of the Parks Department, and wondering if big, wonderful sounding ideas, kind of like Urban 95, could ever find their way down from, say, the mayoral level down to the park that they were looking at. Other students thought about what it would take to create a political coalition to have enough power to push this project to happen, thinking about individual organizations, what could they offer and what could they receive, and imagining their unity as a kind of strange giant person who would eat in all these organizations in order to express this power. People who worked at these groups then would come in and tell us what we got right and what we got wrong. And in the end, the students produced drawings like this one that tried to connect the individual residents as recorded by the census through the neighborhood organizations into that giant man again, who instantly transforms to a superhero who's able to come and rebuild the park. Or this drawing that focuses on the process that the city uses to rebuild parks and especially emphasizes the moments at which residents can actually have the greatest impact in terms of speaking up or trying to work through the political process. They thought about how the park could actually try to satisfy all of the desires that go on in the park. And you can see here, which includes things like chasing squirrels, going to the bathroom, and selling illegal stuff. They also focused on all what they thought were the very good things and bad things and good characters and bad characters in the park. From broken beer bottles to the houses that they liked, and made drawings like this one that was named in honor of an MC named Meek Mill, who's from Philadelphia. This is called Park Dreams and Nightmares, and it both focuses on wonderful visions of parks, where people are happy and writing poetry, but also a very detailed obsession with all of the drugs that might be there and all of the kinds of violence that might be going on. The drawings were then shared with the authority figures that contributed to the project, and then displayed in public with the goal of trying to stimulate more conversation about this place and how it might be different. And the second way we think that design and designing with young people can be useful is in producing the public. We've learned from community organizers and the public that the public this thing called public doesn't just exist as a thing out there. It has to be patiently and sometimes painfully assembled by door knocking, flyering, assembling email addresses, and monthly meetings. The Neighborhood Coalition in our project, seeing the work of young people with the park powers, wanted their first general communication with the neighborhood about this effort would feature the drawings from them. So they decided to send home a fold-out poster to every school kid at schools around this park, in eight different languages, that shares what the students has uncovered, showing how the park exists, introducing organizations involved, and civic information that the students have gathered. And it folds out to a poster that invites everyone to record their views and visions using components drawn by students, resulting in a massive poster campaign that that supports the goal of the coalition. And some of the initial work included the workshop with the neighborhood stakeholders with conflicting views. We walked around the neighborhood understanding what's working and what's not working. And these workshops sometimes attracted people who were initially unfamiliar to the group, like this man, who happens to be the block club president. And then we looked those observations, recording them in drawings, and we also set up an advisory committee to start an ongoing and regular communication between community groups who may not have always gotten along in the past. And then trying to reach beyond the professionals and work with actual residents, we had to come up with a way that people would be comfortable, able to relate to people as people, to joke around, share stories, as well as some serious ambitions about ideas that that what this place could be. So we went into school libraries, out of school time programs with these public conversations, and they were hosted by these small organizations who also share their knowledge and experiences about the neighborhood and the park. We
we had with us scale objects to show how big and small a volleyball court or soccer field needed to be. We also had these kinds of open-ended abstract project objects to work with. All kinds of discussions happened in these conversations about how many seats we needed for a fun car game or whether we need to build a hill or not. But the most, and so sometimes a lot of conversations was around playground. How might we build a playground that reflected the exuberant culture of this neighborhood? But the most important moments were in these conversations where a certain kind of interactions happened. For example, this man who said his family from generations ago moved from South Carolina straight up to the big city here. And the Korean woman from Burma said, "That's so crazy. That's exactly what happened to me when I moved to Philly." So to further this effort and develop another kind of resident group, we were able to set up a program called Community Design Leaders. The coalition worked together, not always agreeing or working well together, but to get nominations and applications for those community design leadership positions that were stipended and trained, We began with a day-long workshop on a Saturday. We talked about design issues like reviewing and retelling the stories that the earlier Park Power students had dug up, and people invited. People divided into smaller individual committees on specific design goals like restoring legal vending in the park, creating more comfortable places to sit. And then finally, we organized a big day of neighborhood convening at the park where many people from the public conversations and design community design leaders were brought together so that the neighbors could appreciate and sometimes criticize some of the ideas that we had brought up. And so for the final part of this that we want to share with you today, once you have all of these wild ideas, different visions of what this could be, how do you attach those to things like budgets and schedules, and all of the administrative apparatus that it takes to get something done, which we call hitching imagination to administration. The place that we began was with some of the most common ideas that had come up in the discussions, like more places to sit, and created opportunities to create quick action pilot projects, like creating picnic tables, or a gathering garden for some of the local daycare systems to take care of, or prototyping and then designing this piece of play equipment called the Super Seating, collaborating with an organization called Public Workshop, and even bringing in a food truck so that legal food vending could be brought back to the park. Now, one of the things that we heard most often in the park is that there wasn't enough room to do the things that people wanted to do. And looking at the layout, one thing became clear, that after all of these years of do-it-yourself improvements, the space of the park had become very fragmented, and there were many spaces that were very difficult to use. Kind of like when you're in a hurry and you don't pack your suitcase very good, so not much fits. So the idea became, how can we repack this suitcase to make more room for the things that people want to do? But what this required was actually going around and talking to all of the user groups in the park about whether they would actually agree to move the volleyball game from one side to the other, if it would make the other situation better. So talking to the young children, talking to the moms, talking to the volleyball players, talking to the drug dealers who hang out on the table, and beginning to make drawings that tried to show what these kinds of agreements might manifest as an actual design. And then very importantly, creating spaces where people who had previously gone to the individual organizational meetings could come together, and where the conflicts between what they wanted could become the engine of the design. So talking about what side of the park the bathroom should go on, talking about the fact that many residents in the neighborhood see one entire side of the park as the Asian side. You would think that they were in Istanbul. but these were not comfortable conversations. They involved things like racial identity and the racialization of space. But if there was going to be a park that served the entire neighborhood, we knew that having all these people in the room was really important. So most recently, about a month and a half ago, we released the concept design. And now the work really is about building the necessary power and coalition to raise the money and put the plan into action.
The first piece is already going to be built next year, but there is, of course, a broader ambition than that. All of this work took many hands, many more than Jay and I. You see them here. And the result, I think, was that this young woman is smiling not just because of the beautiful design work that we did, but also from the knowledge of the difficult, conflicted, but we hope ultimately democratic process that created it. Thank you very much.